Ha, o da One'lı mıydı? Aha. Devam ediyoruz sevgili izleyenler. Gündem özel programında konuğumuz 23. dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Sayın Ramazan Başak, Güneydoğu TV, Edessa TV ve Kanal Urfa ortak canlı yayınında. Kanal Urfa'dan Ahmet Köse ile devam edelim. Şöyle bir soru yönelteceğim Sayın Başak'a. İlk bölümde biraz konuştuk aslında ama milletvekili profili nasıl olmalı? Şimdi malumunuz seçim, önümüzde bir seçim var. Ve artık aday adaylığı süreci başlayacak. Onun akabinde de adaylar belirlenecek. Bunun içerisinde daha önce siyaset yapmış isimler olacak. Daha önce siyasete girmemiş isimler olacak. Sizce onlara ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Herkes aday adaylığı sürecinde aday adayı olmalı mı? Kendinde bu ışığı gören ya da her parası olan milletvekili aday adayı olmalı mı? Böyle söyleyeyim Ek direkt. olarak da şunu söyleyeyim, Tabii. ya da her dönem aday adayı olanlar var, bir türlü listelere giremiyorlar. Onlara neler söylemek istersiniz? İnatlarından vazgeçmeliler mi? Yoksa devam mı etmeliler? Şimdi memlekette millete hizmet sadece milletvekiliyle olmaz. Onlara ince bunu hatırlatayım. Önce kendi branşlarında, kendi işlerinde, çevresine, şehrine bir hizmet etmeye başlasınlar. Tabii ki milletvekilliği bu işin ondan sonrası bakanlık, ondan sonrası başbakanlık. Geçi kalktı ama gelir gelmez hayırlısı hangisi olsun. Gelirse başbakanlığı hedeflesinler. Ama tabii bunun içinde biraz önce Sayın Çapın dediği gibi benim bir sözüm var. Davul çaldığında hemen eline al mendil alıp oynayanlar var ki ben pek oynamasını bilmediğim İşte için. davul sustuğunda da bu sefer ayakta tek başlarına kalıyorlar. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. O zaman davulu susturmayın. Sayın Köse siz adamlara kötülük yapmayın. Şimdi neyse biraz işin komedik kısmını bırakalım. Nefis farklı bir şey. Yine yemine gerek yok diyeyim ama edebilirim. Ben milletvekili olduğumda tabii Urfa sizler gibi dürüst, çalışkan, mütedeyyin insanlardan oluşan bir şehir, peygamberler şehri. Beni arayan her büyüğüm, halk tabiriyle gerçekten esnafı, insanların içinden gelen insanların bana bir duası vardı. Ben bu duayı halen duyduğumda tüylerim diken diken oluyor. O da nedir biliyor musun? Allah mahcup etmesin. Allah utandırmasın. Bu duayı duyduğumda yemin ediyorum bakın ilk andan itibaren ya tüylerim diken diken halen öyleyim ha. Şimdi arkadaşlar ben bir holding patronuyum. İşim gücüm var. Elhamdülillah. Şirketimde bir yanlış karar alırsam çok çok elinizi öpsün çocuklarım. Bana tepki koyabilirler. Bizi perişan ettin, şu kararı aldın diyebilirler. Ama arkadaşlar bir belediye başkanlığı, bir milletvekilliği, bir bakanlık senin babanın şirketi değil. Vebali çok Bu daha ağır. milletin makamı. Biraz önce dedim ya bizde derler ki dersini erkenden çalışmış. Ben temelden siyasetle uğraşınca Fazilet Partisi'nde benim elimde partililerin mikrofonu alıyorlardı ya. Bu çocuk parlıyor. Gerçekten çocuk. 21-22 yaşında bir çocuk. Benim elimde mikrofonları alıyorlardı. Ama ben yılmadım. Çünkü benim bir derdim vardı Urfa'ya hizmet. Bir derdim vardı ülkeme hizmet. Sizin burada Urfa'ya yaptığınız hizmet. Biraz önce GAP'ı söyledi. GAP'a yaptığınız hizmet. GAP'ı tam anlamıyla faaliyete koyduğunuzda Tekirdağ'daki de faydalanıyor. Onun için bu enerjiyi, bu niyeti, bu düşünceyi memleket millet sevdasını yüreğinde hissediyorlarsa mücadele etsinler. Ama demiyorum her seçim 5 bin, 10 bin yazık çoluk çocuğunun paraları. Yani bana 400 kişilik bir AK Parti listesi çıkardınız da gerçi bizim partide öngöremiyorsunuz kimin listeye girmesi onu da söyleyeyim. Ama AK Parti'nin öncesinde şöyle önünüze bir müracaat listesine baktınız da kimlerin tahmini milletvekili olacağı belliydi. AK Parti biraz bunun içine etti değil mi yayımda kusura bakmasına kaba bir tabir. Biraz bunun ayarlarıyla oynadı. Çünkü insanlara hayal satmamak lazım. Şimdi siz o insana diyorsunuz evet belki olmuyor ama onun da bir dünyası var, eşi var, arkadaşı var, dostu var. Herkes mücadele edip katkı sağlayabileceği alanda bir mücadele ederse şehir kalkınır. Ama herkes milletvekili olacağım derse ben size biraz önce söyledim. Ben Urfa İnşaat Müteahhitleri Başkanıyım. Ve ben orman mühendisiyim.
Ben GAP Orman Bölge Müdürlüğü'nde Urfa'ma hizmet ettim. İnşaat Müteahhitleri Başkanı olarak mücadele ettim. Ticaret Sanayi Odası mücadele ve Ticaret Sanayi Odası'nda mücadele ettim. İş adamı olarak faaliyet gösterdim. Cenab-ı Hak kısmet etti. Belki ben üniversite 2. sınıfta botanik kitabında milletvekili olacağım diye yazmışım. Birazcık daha aşağı indireyim. Üniversitede ben Trabzon gibi bir tutucu şehirde ben 2,5 yıl benliğe, enaniyetten Allah'a sığınıyorum. Ben üniversite gençliğinin temsilciliği başkanlığını yaptım. Mücadele ettim ama her şey siyaset de değil. Tabii. Ben niye milletvekili adayı değilim? Bakın beraber mücadele ettiğim, çok güzel hizmet ettiğim arkadaşlarım var. Bugün işte biraz önce konuştunuz, Çağla Hanım nereli dediniz. Sayın Zülfikar İzol, Sabahattin Cevheri, birçok arkadaş, rahmetli Mustafa Kuş. Hani bazen derler ya, çocukları babasına kurban olsun. Yani rahmetli benim sevdiğim bir dostumdu. Yani yapısı, tahsili belki bazı şeylere müsait değil ama iyi niyetli bir arkadaşımız. Mekanı cennet olsun. Bugün vefat edenlerden gittik. Allah geride kalanlara sağlık, sıhhat, afiyet versin. Yani sorunuza şunu söylüyorum. Bu ağır bir vebal. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın tüylerim gerçekten diken diken. Allah utandırmasın, Allah mahcup etmesin. İki çocuğunuza mahcup olmak var, bir Urfa'ya mahcup olmak var. Şu anda plaket milletvekili yapan, plaket belediye başkanlığı yapan arkadaşları söyleyeyim. Vallahi milletvekili, belediye başkanlığınız bittiğinizde etrafınızdaki 3-5 tane yalakadan başka kalmayacak. Aynı sıkıntıyı ben partim için söylüyorum. Şu anda AKP'liler doldurdu AK Parti'yi. Ben AK Partiliyim. Halen de bu partinin üyesiyim ama bununla da gurur duyuyorum. Ama benim partimin yaptığı birçok yanlışlık var. Kapının eşiğinde siyasi partiler hiç kimseye kapıyı kapatamazlar. Bir siyasi parti ben gelip üye olacağım dediğinde bana hayır mı diyecek? Ama kapının eşiğinde oturması gereken insan, emeği olmayan, kendini ispatlamamış, niyeti sorularla işaretli olan insanları siz getirip baş köşeye oturtursanız, baş köşedeki insanın hakkını aldığınız için de onu da eninde sonunda ayağa alacaksınız. Onu da kapı eşiğinde tutacaksınız. Kargaşa oradan başlayacak. Ayaklar baş başlar ayak. Başlar ayak oldu diyecek. Ve böyle oldu diye biz kendi kendimize dedik. Yani Kürtçe'de bir laf var. Ezbtenlik onu mu? Hacinlik onu mu? Sayın Tekirdağlı hemşerim belki bilmez. Sana gücüm yetmiyorsa kendime de mi gücüm yetmiyor? Biz de böyle dedik. Benim partime küfreden insanları milletvekili yaptınız. Benim partime billboardlardan afişlerini binalarına indiren insanlar il başkanı yaptınız. Müdür yaptınız, müsteşar yaptınız, bakan yaptınız. Ramazan Başak'ı bir kenara koyun. Bu sefer sizin gibi ya da bu partiye emek veren gerçek insanlar da küstüğü ister istemez. Evet. Onun için diyorum ki 2023 seçimleri bu AK Parti içinde, İyi Parti içinde, Saadet Partisi içinde, CHP içinde, yukarının adamlarını koyarsanız hüsrana uğrarsınız diyorum. Milletin adamlarını listeye koyan adam, koyan parti milletvekili seçiminde oyu alacak. Peki şunu da sormuş olayım. Halihazırda adaylardan bahsediyorken. Bir Faruk Çelik örneği var. Şanlıurfa'da evet. Siyasette ağabeylik rolü üstlenmişti. Tırnak içerisinde ağabeylik diyorum. Şimdi Urfa'nın ağabeye ihtiyacı yoktu Artvin'de. Bunu ilk ne söyledi? Bunu yüzüne de söyledim. Halen de söylüyorum. Şimdi yine konuşuluyor. Gerek var Faruk mı yok Bey mu? Mi? Gerçi siz yok dediniz. Yani Faruk Bey değil ama özelde bazı isimler dinlendiriliyor. Faruk Çelik değil ama başka isimler de konuşuluyor. İşte AK Parti Urfa'dan daha fazla milletvekili çıkarsın diye bazı isimleri burada telaffuz etmeyelim. Yanlış olmasın, yanlış anlaşılmasın. Biz de bir yanlış algıya mahal vermeyelim. Bazı isimler konuşuluyor. Eski başbakanlardan, genel başkan yardımcılarından, evet. Eski bakanlardan evet. İsimler söyleniliyor. Şu isimleri söyle de ben de gidip onların şehirlerinde aday olayım. Yeterli bir cevap mı? Ben bunu yıllar önce Sayın Vali Urfa Büyükşehir Belediye Başkanı aday olduğunda söylediğimde bizi topa tuttular. Şimdi bizi bak, vatan haini ilan ettiler. Sen doğruyu söylediğin için haklısın. Şunu söyledim yani Urfa ilk defa büyükşehir oluyor. Evet. İlk ben i̇lk söyledim. Defa. Bak orada kamera dedim ki Urfa büyükşehir oluyor. Bunu ben de yayında var. Söyledim. Urfa evet. İlk defa büyükşehir oluyor. O zaman ellerinizden öper benim çocuk da 2-3 yaşında. Dedim ki yarın bir gün benim bu çocuk okula başladığında soracak. Baba Urfa ne zaman büyükşehir oldu? İşte şu tarihte oldum. Urfa'nın ilk büyükşehir belediye başkanı kimdi baba? Baba oğlum.
oğlum, memlekette kimse kalmamıştı. Burada bir vali vardı. O zaman şöyle bir şey yapalım. Belediye başkanı yaptık. Demez mi sen yoktun, o yoktu, bu yoktu, bu kadarlık şehirde niye yani başkasını getirdiniz? Ya da biz bu siyaseten yani ben de bu konuda çok milliyetçiyim. Yani ne olursa olsun şehrinden Sayın Başak, olsun. Seversiniz sevmezsiniz o ayrı mesele ama her zaman söylüyorum. Faruk Çelik zamanında yani işi de rast gitsin. Faruk Çelik zamanında siyaseten mecburiyetten de olsa bir birlik beraberlik vardı. İşte bakın. Korku. Ama bir şey söyleyeyim. Bilemiyorum, içini siz doldur. Yani bir atasözü var yani, iki günle bahar gelmez. İki güneşli günle. Bakın biz bu akşam aslında sistemi tartışmamız lazımdı. Evet. Milletvekilliği sistemini, hizmet sistemini, insanların şehirlerine, insanlarına, köyüne, esnafına, kendi branşlarındaki alanlardaki insanlara hizmetin sistemini konuşmamız lazımdı. Şahıslara takılıp kaldığımızda yanlış bir şahıs geldiğinde yanlış tarafa gidiyoruz. Doğru biri geldiğinde geçici bir kısa süreli bahar dünyaya gelmiş oluyor. Urfa'ya gelmiş oluyor. Bakın sistem şu. Gelin katılmıyorsanız söyleyeyim. Bir, biz en iyi hizmet sorunu bilen kişi ve mücadeleci kişi yapar diyor muyuz? Biraz önce adam iyi niyetli Urfa'nın sorunlarını bilmiyor. Faruk Çelik'e biz sorsak Ceylanpınar'daki A köyünü, Urfa'daki Suruç'taki bir köyü, Helvan'daki bir köyü, Siverek'teki bir köyü benim gibi bilebilir mi? Sizin gibi bilebilir mi? Bilemez. O zaman birinci şartımız Urfa'yı en iyi Urfalı bilir. Artvin'e hizmet etsin, Bursa'ya hizmet etsin. Yani Faruk Bey benim arkadaşım ama yani isimlere takılmamak lazım. Yok, biz isimleri konuşmuyoruz. Ben burada zaten, şunu söylüyorum. İyi Parti'nin il başkanına söylüyorum. Saadet Partisi'nin il başkanına söylüyorum. AK Parti'nin il başkanına söylüyorum. Tüm siyasi partilerimizin il başkanlarına söylüyorum. Arkadaşlar şehrinize sahip çıkın. Bir daha Urfa bunu yaşamaması için. Ya Faruk Bey kusura bakmayın. Nasıl geldi, nasıl gitti? Yakışıyor mu? Vali Bey nasıl geldi, nasıl gitti? Ben milletvekili oldum. Olmayabilirim. Urfa'dayım arkadaşlar. Bugün aranızdayım. Benim babam burada. Annem burada. Hiçbir milletvekilinin biri bu kadar akrabası yoksa bizim gibi, yani mezarlar, dedesinin babasının mezarı burada. Arkadaş bürokrat atamıyoruz, siyasetçi atıyoruz ha. Vali yabancı olur. Bence Urfa Milli Eğitim Müdürü de Urfalı olması lazım. Ağırlıklı bölgeyi bilen insanlar olması lazım. Milli Eğitim'de de istenilen seviyeye gelmedi zaten bir sıkıntı türlü. Çok. Onlar da, yani benim kastım şu. Biz bir kere kriterlerimizi koyarsak, yani Celalettin Bey'e söylediniz, benim de arkadaşım. Vallahi bir gün Urfa'nın bir sitesi, bir baktım Ankara'da okudum, diyor ki Celalettin Güvenç Bey Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylarının içerisine koymuşlar. Ben de biraz saf bir adamım herhalde. Vali Bey dinliyorsa bağlım. Vali Bey'i aradım. Abi nasılsın? İyi Sayın Valim, ne var ne yok. Ya dedim, bu site senin ismini Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yazmış. Ayıptır dedim. Adam Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu biliyor musun? En son Roberto Carlos Sivasspor'a gelecek dediklerinde diyor, o kadar geldi yala diyor o filmde. Öyle yani olmuş biraz. Benim pozisyonumu düşünebiliyor musunuz? O da dedi Allah var yani. Olgun bir insan dedi ki ya doğru söylüyorsun Sayın Vekilim dedi ya. Dedim kaldırt ya, ayıptır. Urfa'da. Ha dedi adam, yani dedi, gerek yok dedi. Yok ya, böyle bir şey var mı? Onu ya dedi, doğru söylüyorsun Sayın Vekilim dedi yani. Ama o günkü konjonktürdü onu, o i̇şte seviyeye şaşırdı. Şimdi burada sorun şu. Bizim Urfa'nın ihtiyacımız olan bu. Ramazan Başak olmayabilir. Diktir, sivridir, minneti yok. Maddi manevi her türlü imkanı var. Ben yukarıda birilerinin işine yaramayabilirim. Ramazan Başak ikinci döneme devam etseydi, size burada enaniyetten Allah'a sığınarak söylüyorum. Sıkıysa bana bakanlık vermeselerdi. Sıkıysa bana genel başkan yardımcılığı ya da bir grup başkan vekili vermeselerdi. Hepsinin alnını karışlardım. Birileri biliyor. Koltukları, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bugün Karadeniz'in siz Türkiye'deki yönetimdeki ağırlığını biliyorsunuz. Evet. Doğu ve Güneydoğu Urfa'da Ramazan çıkarsa, Ahmet Göse çıkarsa, Tekirdağ'dan Emine Hanım çıkarsa, Sayın Çap çıkarsa, koltuklar sınırlı. Onun için herkes kendi ölüsüne ağlar. Misali biz bırakalım Karadeniz'i, biz bırakalım Tekirdağ'ı, kusura bakmasın Emine Hanım. Biz kendi altyapımızı sağlam oluşturalım, ona göre Türkiye'yi yönetelim. Ona göre Urfa'dan başlayıp Türkiye'nin yönetimine talip olalım.
Urfa'ya hizmet güçlü, Ankara'da güçlü siyasilerle olur. Urfa'da herkes birbirine bir şekilde yetişir. Eğer Ankara'da gücü olan, meclis koridorunda yürüdüğünde ses getiren, elini masaya vurduğunda ortalığı sallayacak milletvekilleri seçmezsek bu iş olmaz. Bakın, Allah selamet versin, şu anda bakan da değil. Eski bir Urfa valisi, bakın adaletten şaşmamak lazım. Köyüme giden yolu asfaltlayacağım. Kaymakam yaşıyor. Vali yaşıyor. Sonra siyasete girdi. Vali yaşıyor. Kaymakam Bey'e dedim ki bir yazı yaz. Ben sana ek ödenek getireyim. Benim ilçemin diğer köylerinin bütçesinden kendi köyüne asfalt götürdü dedirtmem dedim. Yıllık programı bozmadım. Kaymakam valiliğe ek ödenek yazısı yazdı. Bir baktım vali beni aradı. Dedi sayın vekilim dedi sen inşallah bu parayı alırsın. Dedi Akçakale ve Haran'ın da biraz paraya ihtiyacı var dedi. Onları da eklesem olur mu? At heybeye dedim ne kadar lazımsa inşallah ona da uğraşırız dedim. Üç ilçemiz için tek bir heybenin içerisinde bir para yazıldı. Yani şimdi yine isim söyleyeceğim ama onlar açısından benim açımdan sıkıntı yok. Ben ne olduğumu Urfa Türkiye biliyor da. Her sene yani bir milletvekili biraz da Ankara'da devletin işleyişini bilecek. Kullanılmayan paralar tenkis olup genel bütçeye aktarılır. SSK kavşağındaki yolun bitme işinin de olduğu gibi. Bütçeyi devlet SSK kavşağındaki yol için gönderiyor. Kullanmadığında Ankara'ya gidiyor. Uyanık milletvekilleri, işte bazen Antep vekilleri uyanıktır derler, başka şehirlerin vekilleri, Aralık ayının sonlarına doğru gider o paradan şehirlerine ek bütçe çıkarırlar. Ben de yani şehirdekten yetişmişim, ben de hemen Urfa'nın evranı koydum oraya. 3-5 gün var, 31 Aralık'ın bütçenin son gününe denk gelecek, yoksa para bitiyor. Yani kalıyor hazineye. Bugün yarın bakan imzalayacak 31 Aralık günü. Ya 2008 yılı olabilir. Bizim bir hemşerimiz var. Maliye Bakanlığı'nda da bayan, hanımefendi. Geçen gün de evlendi. Allah Mesut Bahtiyar etsin. Davet etmişti. Dedi ki ya Sayın Bakan imzalamadı. Sayın Çap. Ya nasıl imzalamaz? Vallahi imzalamadı. 31 Aralık günü ikindi vakti. Hemşerilerimiz bilmeleri için söylüyorum. Genel bütçe meclislerde görüşülürken her bir bakanlığın bütçesinde o bakan oraya oturur. Ama bütçenin tümü üzerinde görüşüldüğünde de Maliye Bakanı oturur. Hı hı. Şimdi kim olduğu da ortaya çıktı yani bu şekilde söylediğinde. Bakan Bey akşam saatlerinde orada oturuyor. Meclis genel kurulunun içerisinde yeminli kavasların dışında da hiç kimse giremez. Ne güvenlik kuvvetleri girer, ne vatandaş girer, ne de personel girer. Gittim Bakan Bey'in yanına. Geceden kalmış Allah yardımcısı olsun. Ben de dedim abi işte Urfa'ya para lazım. Biraz ısrar ettim başını kaldırdı dedi sen ne laf anlamıyorsun Ramazan dedi ya. Yeminle söylüyorum yine yani cahillik değil miyim de iyi ki de yapmışım. Elini bir sıktım ay dedi. Genel millet bir döndü baktı. Eğildim babamın ellerinden öpürüm babama para istemiyorum ha. Urfa adına ya dedi yanlış anladın dedi kalkamıyorum. Dedim ben sana bakanlıktan danışmanımı gönderiyorum, evrağı getiriyorum, imzalatıyorum dedim. Gittim Urfa'nın ödeneğini, bakanlıktan yazısını getirttim. Bakan Bey'e imzalattım ve o para Urfa'ya geldi. 31 Aralık günü. Şimdi arkadaşlar, biraz önce konuştuğumuz mesele gibi. Urfa'nın hakkı, bazı şehirler neden sıyrılır, Antep neden çok hizmet aldı diyoruz. Önce hakkını koruyor, sonra da fazlasını alıyor. İstemesini de biliyor. Urfa fazlasını almak zorunda. Bakın işsizliğe girmedik. Bakın biraz önce benim bir dostum aradı. Akçakale'de, Harran'da, Suruç'ta, Bozova'da, Viranşehir'de. Bakın GAP'ı biz daha halen bitiremedik. Bu şehirler, bu ilçelerde suyu götürdüğümüz yerlerde sulama birliklerinin gerek enerjiden kaynaklansın, gerek başka bir şeylerden kaynaklansın ki zam olanında çiftçilerimiz perişan. 250 lira dönüm başına alınan para 750 lira olmuş. Bazı bölgelerde bugün yani Dügerinlerin bölgesi dediğimiz ki Akziyaret'e daha su gitmedi.
1500-2000 liradan bahsediliyor. Bir de GAP'ın başkenti diyoruz Şanlıurfa'ya. Ya arkadaşlar bakın. Ya şimdi saygıdeğer hemşerilerim, ben affınıza sığınıyorum. Yani o kadar çok sıkıntı, o kadar içimiz dolu ki. Ya Urfa, benim Urfalı çiftçim, hemşerim her sene bu DEDAŞ mıdır, Dicle midir, TEİAŞ mıdır, bunun zulmünü çekmek zorunda mı ya? Yani Urfa'da ulusal kanallarda, Türkiye'de biz insanlarımızın gidip bu DEDAŞ'ın önündeki eylemlerini görüyoruz, ben utanıyorum. Ama hemşerilerimden değil de, hemşerilerimde utanmıyorum, onlar benim başımın tacı. Bu sorunu çözmekle mükellef olan, bunun için göreve gelen milletvekillerinden, bakanından, bürokratından utanıyorum. Ya yazık. Allah akıl fikir vermiş. Bugün DEDAŞ buradan elektrikli enerjisinden benim vatandaşından parayı alıyorsa ve yatırım yapmıyorsa, hatlarını yenilemiyorsa, hatları yer altına almıyorsa, fincanlarını değiştirmiyorsa, trafolarının tamirini yapmıyorsa o elektrik kesintisi yaşanacak. Siz bu stüdyonun içerisindeki hatları belli bir aracıklarla altyapınızı, üst yapınızı düzeltmezseniz aksaklık çıkacak. E peki elektriği veremedi, iletim hatları kötü, enerji kaybı oldu. Nereye bindiriyor bu zararı? Yok, orada bir de şirketin şöyle bir açıklaması var. Orada da bizi rezil eden açıklamaları var. Hani diyorlar ya, kayıp kaçak bedeli, kaçak çok kullanılıyor. Sanki kaçak, bütün herkes kaçak kullanıyormuş gibi. Herkes de vebal altında tutuyor bu şirket. Kaçakçılar onlar. Bakın bir şey söyleyeyim, bir şey. Her yerde hata yapan insan vardır. Siz işte, senin görevin onu yakalamak. Evet. Sen kayıp kaçak var diye elektrik borcunu ödeyen, namusuyla, şerefiyle trafo kurdurup da tarlasında pamuk yetiştirmeye çalışan, ülke ekonomisine katkı sağlamayan çalışan çiftçime bu iftiraya atamazsan, atarsan ben sana iade ederim. Arkadaşlar, Urfalı'nın hakkını savunan Urfalı'dan ben minnettarım. Ya Allah aşkına bir şey söyleyeyim ya. Suruç gibi bir yerde Adalet ve Kalkınma Partisi birinci parti oldu ya. Ya benim partideki arkadaş, hiç kimseye minnetim yok. Ne destek istiyorum ne başka bir şey istiyorum. Ben Urfa'ya kendimi ispatlamış bir adamım. Bana ihtiyacı olan, benim dostumu, çevremi, potansiyelimi, siyasi gücümü isteyen insanlar bizim kapımızı çalıyor. Biz şimdi oturup izliyoruz. Benim tek bir derdim var, Urfa ve ülkem. Ben bir şey söyleyeyim. Adalet ve Kalkınma Partisi 2002'de yani %400 fark yemiş. 2011'de %350 fark yemiş. 2015'te, 2018'de %300 fark yemiş Suruç'ta. Ne oldu da Ramazan Başak'ın milletvekilliğinde Suruç'ta birinci parti oldu? Ne oldu biliyor musunuz? Millete hizmetkarlık amacıyla ortaya çıkan birilerinden dolayı böyle oldu. Bu ben olduğum için söylemiyorum. En anayipten tekrar diyorum, Allah'a sığınıyorum ama konuşturmak zorunda bırakıyorsunuz. Siyaset neyle yapılır? Oyla yapılır değil mi? Oyu da millet verdiğine göre, milletin aleyhine hareket ederse, milletin sevmediğini insanları getirirse ne olur? Bakın, tüm siyasi partilere söylüyorum. Başta da AK Parti'nin yetkililerine söylüyorum. Diğer partilere de acizane bir kardeşleri, bir hemşire. Hepsi Urfalı ya. Bugün İYİ Parti'nin il başkanı Amerikalı mı? CHP'nin il başkanı Tekirdağlı mı? Doğru mu? Saadet Partisi'nin evet. İl başkanı eski bir milletvekili arkadaşımız değil mi? Evet. Partiler sevgiyle iktidara gelirler. Küskünlük, kırgın, nefret demiyorum o kelimeyi kullanmak. Küskünlük, kırgınlıkla da giderler. Milletin sevgisini kazanmaya bakın. Milletin sevgisini kazanan siyasiler, bu milletvekili olur, partili olur, uzun ömürlü olur. Hata yapmaya başladıklarında da yavaş yavaş ya da hızlı bir şekilde düşerler. Hani böyle bir metal yorgunluğu diyoruz ya Adalet Parkı'nda, çok bizde. Yani bunu söyleyeyim. Bakın herhalde biraz sonra bir veterinize bana söylediğiniz, bir onu bir girin bakalım insanların sevgisi nasıl oluyor bir görelim. Ondan sonra size GAP'la ilgili bir şey söyleyeyim. Eğer görüntüler hazırsa ya. Arkadaşlar görüntüleri izleyelim, ardından devam edelim.
Ben hepinize yıllardır beni yalnız bırakmadığınız gibi bugün de yalnız bırakmadığınız için teşekkür ve şükran duygularımla başlayarak hepinize saygılar, saygılar sunuyorum. Bugün söylenecek çok söz var ama bu sözleri emin ol bir araya getirmekte güçlük çekiyorum. Yıllardır sürücü suistimal eden insanların ellerinden malzemelerini almanın gurur ve mutluluğunu yaşıyorum. Bugünün mimarı siz benim Suruç halkımsınız Allah'ın izniyle. Gücünü halkından almayan, halkıyla bütünleşmeyen hiçbir siyasetçi hizmeti getiremez. Yaparsa ancak göz boyar. Ama dedim ya ben size minnettarım. O annelerime minnettarım. Kız kardeşlerime minnettarım. Burada olan işsiz kardeşlerime minnettarım. Biz büyük projelerle uğraşacağımızın sözünü namus ve şerefle verdik. Bugün bu sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Ama size söyleyeyim işimiz bitmedi. Biz işimiz bitti diye sizi kandıran siyasetçilerden değiliz. Bu işin başlangıcı. Paranın %10'unu yatırdık. Bugün inşaatı başlatıyoruz. Ama bugünden sonra bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz ki GAP eylem planında hakkınız bir yere gitmesin. Saygıdeğer hemşehrilerim, söylenecek çok söz var. Bugün kazasız belasız suyun kenarına, o özlediğiniz suyun havzasının kenarına beraber gidelim diyorum. Söylenecek sözlerin gerisini orada söyleyelim diyor. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Evet, konuşmalar bu şekilde. Biraz da duygulandınız. Geçmişe yani, gittiniz. Geçmişe gittiniz. Şimdi... ya duygu şöyle bir şey. Benim siyasette olmamın amacını tekrar hatırlattı bana bu. Ben Akçakale'deki, Haran'daki, Viranşehir'deki, Ceylanpınar'daki, Suruç'taki kardeşlerimin, büyüklerimin, annelerimin ellerinden öpüyorum. Ben üniversiteyi Trabzon'da okudum. İstanbul'da bulundum, Ankara'da bulundum, Antalya'da bulundum, birçok şehri de gördüm. O beyaz minibüslerin üzerindeki un çuvallarının içerisindeki o elbiseleri hani böyle istiflerler ya minibüsün içinde 15-20 çoluk çocuk adam namusunu, ırzını, ayalını derler bizim orada koymuş bir minibüse. Yozgat'a gidiyor, Karadeniz'e fındık toplamaya gidiyor. Ben ilk konuşmamı Ali Gör'de yapmıştım. Dedim ki Akçakale'deki, Haran'daki, Ceylanpınar'daki, Suruç'taki hemşerilerimiz, annelerimiz, bacılarımıza bir şeref sözü veriyorum demiştim. Benim burnumun direği sızlar. Gerçekten insan burnunun direği sızlar mı bilmiyorum. Bir insan sızlar. Gerçekten sızlar biliyor musunuz? Eğer ben bu su sorununu çözmezsem size şeref ve namus sözü veriyorum. Bir daha size siyasette karşınızda olmayacağım demiştim. Şimdi arkadaşlar, para, pul, makam, mevki hakkından gelirseniz güzeldir. Mevcut milletvekili arkadaşlarıma, belediye başkanlarına söylüyorum, partinin yetkililerine söylüyorum. Bir gün bir Polatlı'ya gelip de o çadırlarda akrep böcek ilanları içerisinde çoluk çocuğunun nafakası için çalışan bir ufalları görsünler. Bir gelsinler Akçakale'le Haran'ı, Viranşehir bunu bir 10-15 yıl öncesini söylüyorum. Ben bu konuşmayı yaptığımda 2006-2007'de Ali Gör'den şeref namus sözü vermiştim. İşte o şeref namus sözünden çünkü şu var. Siz o amcamıza, köyüne su getirirseniz o çoluk çocuğun namusunu, ırzını, ayağını kaldırıp Yozgat'a gitmez. Akçakale'deki, Haran'daki, Ceylanpınar'daki kalkıp gitmez. Bakın halen şu anda Süvere'ye su gitmedi. Su yok. Akziyaret'te su yok. Ceylanpınar'ı, Viranşehir'in büyük bir kısmında yok. Suruç'un, Bozova'nın i̇şte halen oralardan hala giden mevsimlik işçiler yollarda canlarını feda ediyorlar. Kariyere gelsin Urfa tabiriyle milletvekilliğini ne yapacaksınız? O yollarda duyduğunuzda bir vatandaşımız arıyor. Milletvekilliğin bitmiş diyor ki falan gittik bize zulüm yaptılar. Çünkü lanet olsun ki birileri bu kardeşliğin üzerine nifak koymaya çalışıyor.
Kürtleri canavar gösteriyor, Arapları canavar gösteriyor ya da ayrı bir şey gibi gösteriyor. Yozgat'a gitmiş, beyni yıkanmış bir genç ya da köyde bir bakıyorsunuz ki bir terbiyesizlik yapıyor. İnsanlarımız karşı karşıya geliyor. Bu ülkenin birlik beraberliğini bozmaya çalışanları ben lanetliyorum, lanetliyorum, lanetliyorum. Siz de Urfalılar da amin deyin. Amin. Ama benim o amcam, o annem, o teyzem ya Suruç'ta, Akçakale'de, Harran'da, Viranşehir'de, Siverek'te, kendi köyünde suyu olursa buradaki 10 dönümünü gidip oranın 100 dönümüne değiştirmez. İşin kötü tarafı Şanlıurfalılar bu kemikleşmiş soruna artık alıştırıldı. Yani gerçekten buna çözüm öneriniz var mı? Yani bir adaylık sürecindesiniz. Çözüm önerileriniz var mı? Şimdi ben size şu kadarını söyleyeyim. Dedim ya o günkü acemiliğime rağmen ben bunları yaptıysam benlikten, enaniyetten Allah'a sığınıyorum tekrar. Tabii bu bir ekip işi. Dedim ya beraber milletvekili yaptığım arkadaşlarımız bir uyum içerisinde. Uyumsuz olduğumuz insanlar da vardı. Yok değildi ama azdı. Cenab-ı Hak benim niyetim milletimin hizmeti, benim niyetim bu ülkenin birlik beraberliği, benim niyetim Arap kardeşlerim, benim niyetim Türk kardeşi, benim niyetim Kürt kardeşim. Allah da biliyor, ben de biliyorum. Değilse de zaten bir şey kısmet etmesini istemiyorum. Benim partimin yetkilileri, benim partim derken ben artık yani kendimi parti üstü görüyorum demek istemiyorum ama artık ben siyasette ortada olan bir adamım. Ben ülkeme hizmet etmek istiyorum, ben Urfa'ma hizmet etmek istiyorum, ben köyüme hizmet etmek istiyorum. Ama yani git bir daha dile aday adaylığını ver, şunu ver, bunu ver, iki gün sonra entika, gelen senden iyi olsa üzülmezsin. Biraz önce Sayın Köse'nin ben gözlerinden demek istediğini anlıyorum. Ama her şey bir siyasetin hani 40 doğum mu, 40 büyüm mü olmalı? Ben 1000 tane televizyon programına çıktım, bir yanlış kelimem yok bu ülkenin birlik beraberliğinin aleyhine, Urfa'nın aleyhine. Onun için diyorum yani herkes şapkasını önüne indirsin. Ben istiyorum ki her siyasi partinin içerisinde Urfa'yı, Urfalı'yı ve Türkiye'yi seven insanlar gelsin. Biz tek partili düzenin sistemden yana değiliz. Ben niye dedim ki Sayın Cumhurbaşkanı cezaevindeydi, ben demokrasiye olan inancımdan dolayı ben onun için siyaset yapacağım dedim. Bir insan bir şiir okulduğu için cezaevine girmemeli. Bunun mücadelesini vereceğim dedim. Niye siyasete gireceğim dedim. O annelerimin, bizim bacılarımızın yani burnumun direği sızlıyor deme nedenim buydu. Arkadaşlar kusura bakmayın yani şimdi her memlekette cahil var. Siz bir yerde üniversitede okuyorsunuz, oradaki fındık toplayan bir bacınıza biri yan gözle baktığında, bir laf söylediğinde, biri kro dediğinde, başka bir dediğinde namus şeref varsa rahatsız olursunuz. Yani onun için ben biraz önce dedim ki yani bakın cümlelerimden not aldım orada. Vatandaşın devlete olan inancını tesis etmek için siyasette varım dedim. Demokrasiye olan inancımızdan dolayı siyasette varım dedim. İşsizliğe katkı sağlayacağımız bir şey olacağı için siyasete varın dedim. Bakın biraz önce GAP dedik. Ya arkadaşlar ben GAP Kalkınma İdaresi Urfa'ya gelecek dediğimde hatırlarsınız belki bir tane Urfalı yaşıyorsa Allah uzun ömür versin. Beni de pek sevmez ama ben herkesi severim. Dedi ki GAP İdaresi Başak çıkmış bir genç ya o zaman dedi çıkmış. GAP İdaresi Urfa'ya gelirse dedi ki ben haşa Urfalılardan bu kelimeyi kullanmayayım. Eşek kelimesini kullanmayayım, merkep gibi anırım dedi. Ve ben tüm milletvekili arkadaşı yine söyleyeyim ama bunu ilk nasıl mücadele verdiğimi ben biliyorum. GAP idaresini Urfa'ya getirdik ve ona dedim ki bir sakız ikram edeyim. Dedim ki öyle ben o terbiyesiz lafı istemem senden dedim kendisine. Peki bir şey söyleyeyim Sayın Çap. GAP idaresini biz Urfa'ya niye getirdik? GAP gelişsin büyüsün diye. GAP tüm dallarıyla bir an önce bitsin. Bakın meclis konuşmamda ben GAP'ı 15 yıl önce dile getirmişim. Evet 15 yıl. Koordinasyonu sağlasın. Akziyarete su gelsin. Ceylanpınar'a gelsin. Viranşehir'e gelsin. Açık kanalet sistemi yerine kapalı yeraltı sulamasını niye istedik? Yani bende Allah vergisi bir toprak, Allah vergisi bir güneş ve Allah vergisi bir su varken benim vatandaşım niye yollarda heba olsun, çoluk çocuk can versin? Niye gitsin orada yılan akreplerinin içerisinde orada burada? İşte arkadaşlar bakın size onu söylüyorum yani siyaseti düşünenlere söylüyorum. Aday adayı değilim.
olmayı istene inan. Ben de bir Urfalıyım ya. Benim de bir oyum var. Ben de Urfa'ya hizmet edeceğine inip kendimi bir kenara bırakayım. Ben de dua edeceğim. Ben de Ankara'da onlar için elimden geleni yapacağım. Ben inandığım insanlar için mücadele ederim. Benim anlatmak istediğim bu. Peki ya burası bir taş bina. Bunun içine ruhu katan insanlardır insan. Evet. GAP idaresinin başında becerikli bir adam olmazsa kimdir arkadaşımızı tanımıyorum. Onu zan altında biliyorum. Zan altında bırakmayayım ama yani asabım bozulunca kelimeleri bir araya getiremiyorum. Ya Sayın GAP İdaresi Başkanı. Bakın bence pırıl pırıl bir valimiz var. Emniyet müdürümüz var. Onları tanıma fırsatı diyorum. Onlara da aynı şekilde sesleniyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Urfa'daki tüm kurum amirlerinin koordinasyonunu sağlamak zorundasınız. GAP İdaresi Başkanı bir an önce bunun fotoğrafını çekip nerelerde nereye su gitmemişse, nerelerde aksaklık varsa, nerelerde fiyat yüksekse ya biz suyu getirdik. Elhamdülillah bunda da imzam çok büyük. Bununla da gurur duyuyorum. Hemşerilerim biliyor. Dua da ediyor. E peki 250 liralık suyu biz 750 liraya çıkarırsak yani maliyetleri, girdileri, tarımdaki girdileri arttırırsak benim Akçakale'deki, Viranşehir'deki, Suruç'taki, Halfeti'deki, Birecik'teki çiftçim nasıl para kazanacak? İmkanı yok. Biz su ucuz olsun diye suyu getirdik. Barajı getirdik Sayın Çap. Evet. Yoksa biz Allah bir daha o günleri göstermesin. Trafoyu kuruyoruz. Dünya kadar para. Sondajcıları biliyorsunuz hemşehriler. Sondajı getiriyoruz. Yerin altını ancak Allah biliyor. Şansınız varsa su çıkıyor. O da kaç metrede çıkarsa. Helezon dediğimiz sistemi bir tarım bakanları bunlar hepsini yaşamış olacak yaşamış. Helezonları indiriyoruz. Suya geliyor. Ha basıyorsunuz elektrik enerjisiyle onu suyu çıkarıyorsunuz. Su kuruyor yerin altı. E biz bu sıkıntıları yani insanları eskisine mi götüreceğiz? Siz 250 liradan suyu 750 liraya, 1500 liraya, 2000 liraya götürdüğünüzde çiftçi bunun altına kalkamaz. Evet, bakın süremizin sonuna geldik. Geldik. Hı-hı. Birazcık da uzatacağız. Sadece şunu söyleyeyim. Ben bir çiftçi çocuğuyum. Ben çiftçilerimizin çektiği sıkıntıları biliyorum. Şehrimin sıkıntılarını biliyorum. Arkadaşlar devlet niye var? Çiftçi para kazanmazsa bu ülke felç olur. Urfa felç olur. Elektrik enerjisinden tutun üretimdeki girdi kalemlerine. Ben Urfalıyım, Urfa'ya geliyorum ama Ankara'ya da gidip geliyorum. Televizyon programları öncesi insanlarımı arıyorum. Akçakale'deki sözüne güvendiğim insanları aradım. Benim de tarlalarım var. Bu gübre ve ilaç fiyatlarıyla çiftçi nasıl para kazanacak? Bu elektrik paralarıyla çiftçi nasıl para kazanacak? Pamuk 13 lira ya. Gübre 18 lira. Geçen bir arkadaş 2,5 litrelik kola 30 lirayken pamuk hala bugün 13 lira diye bir tweet atmıştı. Çok hoşuma gitmişti. Şimdi onun için şimdi tabii uyanık olanlar hemen şu cevabı vereceklerdir. Pamuk dünya borsasıyla ilgili bir olay. Doğru, katılıyorum. Ama devletler niye var? Yer geldiğinde bizim sübvanse etmemiz lazım. Desteklemeyi niçin veriyoruz? Bakın veriyoruz. Daha da arttırmamız lazım. Ama desteklemekten ziyade biraz şu girdileri düşürmemiz lazım. Gübre fiyatının düşmesi lazım. İlaç fiyatının düşmesi lazım. Su fiyatının düşmesi lazım. Gerektiğinde bakın mutlaka özelleştirilmiştir Dicle AŞ. Ama buna bir çözüm bulmalı. Eğer benim ödediğim elektrik faturasının büyük bir kısmı kayıp kaçak gideriyse, yatırım gider, bir de yatırım diye para alınıyor ama evet, onu yok, yatırıma yok. Çevirmiyor. Yatırım yok ortada. Halen 80 dönemin kablolarıyla, yerüstü kablolarıyla biz elektrik üretimini devam ettiriyorsak, bunun bedelini benim çiftçi kardeşime bu firma ödetemez, yükleyemez. Bakın arkadaşlar, ben elektrik, elektronik mühendisi değilim. Ben oduncuyum, orman mühendisiyim. Ama elektrik iletim hatları üzerinden iletiliyor. Siz ona bakımını yapmazsanız büyük kayıp yaşanıyor. E firma buradan çıkıyor 100 megawatt, gidiyor oraya 70, 30'u da üstüne bindiriyor. Ne oldu o zaman? Pamuk maliyeti arttı, buğday maliyeti arttı, satış demiyorum. Bir de kuraklık ki hepimiz dua ediyoruz. Bir de üstüne hırsız olduk. Allah korusun onları sahiplerine Urfalılar adına iade ediyorum. Doğru doğru Türkiye'de böyle bir şey var. Ben kaç defa da iade ediyorum. Böyle bir algı var Türkiye'de. Tabii.
Bir de üstüne kuraklık. Cenab-ı Hakk'a dua edelim. Yani yağmura ihtiyaç var. İşte bakın GAP dibimizde biz yağmur duasına çıkacağız herhalde yakında. Kendimizi sorguluyoruz. Hemşerilerimize son cümlelerinizi alalım. Yani süreyi epey geçtik çünkü. İnşallah şimdi, önümüzdeki günlerde yine farklı bir programda birlikte olmak ümidiyle diyelim. Şimdi Sayın Çap, bu şehrimin çok sorunu var. Belediyecilikte sorunlar, bir hizmet yapılmıyor anlamında demiyorum. Ama ben bir Urfalı'nın, bir Urfalı olarak her şeyin en iyisini istiyorum arkadaş. Siz bunun için bana hizmet etmeye geldiniz. Siz bunun için belediye başkanı oldunuz. Siz bunun için milletvekili oldunuz. Siz bunun için bakan oldunuz. Siz bunun için iktidar oldunuz. Vatandaş derse haklı mıdır? Tabii ki de. Ben bir vatandaş mıyım? Ben de istiyorum. Siz de isteyin. Urfalılar da istesin. Bunu verecek adamı buluncaya kadar mücadeleye devam. Urfa için mücadeleye devam. Türkiye için mücadeleye devam. Orada da Urfa'nın ve Türkiye'nin dünyada hak ettiği yere gelmesi için mücadeleye devam. Sistemi bu seçimde düzeltelim. Sistemin içerisine hani şöyle bir dört tarafı içi boş bir şey düşünün. İlkokulda mıydı? Deneylerde öyle bir şey yapardım. Şimdi siz onu indirdiğinizde bunun içine giren demek ki bizim istediğimizdir. Dışında kalanı eleyin. Bize bu hizmeti verecek bu mücadelede 3 aylık dönem için değil, geçmişte kendini ispatlamış olan insanların duamızla, maddi manevi imkanlarımızla destekleyelim. Ve inşallah Urfa'da bir şeyler değişmeye başlayacak. Ben, yani devrimciyim kelimesi eskiden yanlış anlaşılıyordu. Ben diyorum ki Urfa'nın, Urfalı'nın hak ettiği hizmetleri gelmesi için Urfa'ya bir devrim lazım. Demokrasi devrimi lazım, bir siyasi devrim lazım, bir zihinsel değişim devrimi lazım. Bunu Urfa'da bu seçim başlatalım diyorum. Ve bunların ışığı altında tüm siyasi partilerin temsilcilerine söylüyorum. Şimdi ben AK Parti üyesiyim değil mi? 14 milletvekilinin 14'ünün de AK Parti'den olması mümkün mü? Namümkün. Hayır, şöyle bir şey diyorum. Listeyi yaparlarsa dua ederim. Yapmazlarsa vallahi dua etmem. Neden? O zaman çünkü gelenler Urfa'ya hizmet etmiyor. Ben takım tutmuyorum ki. Siyasi partiler niçin var? Şehirlerine, ülkelerine hizmet etmek için var. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeyi çok sevdiğine inanıyorum. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgiler yanlış gidiyor, yanlış liste çıkıyor. Ben bunlar yanlış listesinin arkasında durmak zorunda mıyım? Durmam arkadaş, vebaldir. Vallahi saygıdeğer hemşerilerim, benim babamın partisi olsa, eğer yanlış liste yaptıysa arkasında durmayın. 2 gün sonra şikayet etme hakkınız olmaz. Tüm siyasi partilere söylüyorum. Antep bundan kendini bir odaya kapatıp listesini kendi başına yapabiliyor ama biz maalesef. Ya ben odayı bulurum. Siz o bilinci oluşturun, ben o odayı size ayarlarım diyorum. Teşekkür ediyoruz. Yok, bitireyim Sayın Çapsın. Sayın bir bitireyim. Şimdi güldük. Bakın şimdi arkadaşlar. Şimdi medya üzerine düşecek, düşeni yapacak. Ramazan Başak üzerine düşecek, düşeni yapacak. Hepimiz üzerine düşenimizi yapacağız ki şeyler düzelsin. Bak çok önemli bir noktaya geldik. Milletin adamları lazım. Yukarının adamları değil, milletin adamları Urfa'yı düzeltir. Urfalılar düzgün. Halkta sıkıntı yok. İşte düzgün adamı koyduğunuzda nasıl oy alındığını ispatı ortada. Milleti alternatifsiz bırakmayın. Ki bu yeni seçim sistemi milleti alternatifsiz bırakmıyor. Çok güçlü insanlar var. Vallahi giderler başka yerlere. 2 gün sonra da partiler ağlar. Ben inanıyorum ki ve istiyorum ki her partide güçlü insanlar gitsin listelerin başına. Bir rekabet olsun, bir kalite gelsin. Kazanan bundan olsun. Bundan 2 ay önce bir televizyon programında siyasete atılmayacağınızı söylemiştiniz. Bu fikrinizi ne değiştirdi? Yani bu söyledikleriniz mi fikrinizi değiştirdi aslında? Şimdi şöyle, çok güzel bir soru. Ben siyasetin içindeyim. Milletvekilleri Birliği Genel Başkanıyım. Dışında aday adayı zaten. Değilim. Ben size teşekkür ediyorum. Bunu unuttum. Beni ne tekrar kızdırdı biliyor musunuz? Affına sığınıyorum o büyüğümüzün. Erkekler ağlamaz diye bir film vardı ama erkekler de ağlar. Kendi kendilerine başlarına kaldıklarını. Ağladım demiyorum ama ben size bir şey göstereceğim. Bu beni bilmiyorum suç işliyor muyum işlemiyorum ama herhalde suç yok. Bu hemşerimin gözyaşı beni tekrar siyasete getirdi. Evet, sosyal medyada paylaşılmıştı. Asgari ücret.
biraz şeref, haysiyeti, vicdanı, insanlığı olan siyasetçi kendine çeki düzen. Ben bu hemşerimi izlerken ben gözyaşlarıma hakim olamadım. Kimdir bilmiyorum ve o gazeteciyi aradım, bana bu hemşerimizi bulun dedim. Bilmiyorum telefonun sahibi geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. Bulundu, destek de verildi, onu hatırlatalım. Yani evet, bir belediye bulmayan da çok tabii var ama söyledi. Hı. Yalnız ben, süreyi açtık şöyle bir şey. Yok, yayın kesilir. Bir şey söyleyeyim. Yayın kesilir. Yok, Türksat keser, ben söyleyeyim. Türksat keser. İki kelime söyleyip kapatacağım. Bu hemşerimin acısını yüreğinizde hissediyorsanız siyasete girin. Elbette. Bu, çünkü milyonlarca böyle insanımız var. Herkesi zengin edemeyiz. Ama herkese bulunduğu yerde insanca, az çok insanca yaşayabileceğimiz şartlar oluşturabilmek için siyasete düşünüyorsanız girin. Eğer o niyetleyseniz de Allah yar ve yardımcınız olsun. Olur da inşallah diyorum. Tüm hemşerilerime saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Dua talep ediyorum. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyoruz size. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Keyif diliyorum. Aldığımız bir söyleşiydi. Tekrar teşekkürler. Aklınıza sağ olun. Sevgili izleyenler, gündem özel programını burada noktalıyoruz. Konuğumuz 23. dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Sayın Ramazan Başak'tı. Hoş bir sohbet oldu, dostane bir sohbet oldu diyebiliriz. Edessa TV, Kanal Urfa ve Güneydoğu TV ortak canlı yayınında sizlerle beraberdik. Farklı programlarda, farklı konu ve konuklarla yeniden birlikte oluncaya dek hoşçakalın.